2019'un ilk yarısında 4 Ocak 28 Haziran arasında yerli yabancı ayrımı fark etmeksizin 219 film vizyona girdi. Bunlar arasında 160 tanesini izleyerek sizlerle bu dönemin en iyi 25 filmini paylaşıyorum. Elbette ilk kez vizyon şansı bulan klasik filmler değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Onu da ekleyelim. Yorgos Lanthimos'un kostümlü dramaya yaklaşımı hem balık gözü objektif hem absürt komedi hem de bolca cinsellikten destek alarak fark yarattı. Yönetmenin stüdyolardaki ayak seslerini hissettirdi. The Favourite, Sarayın Gözdesi. 1976'da Klaus Kinski'nin oynadığı Karın Deşen Jack'ten bu yana en çarpıcı Alman seri katil karakterini duyuruyor. Jonas Adler'in Fritz Honka'ya verdikleri Fatih Akın'ın uzun süredir çektiği en iyi filmi devreye sokmuş. Altın Eldiven, The Golden Glove. Lee Chang Dong'un müthiş senaryosundan destek alan Antonioni usulü Jules Vegem olarak anılabilir. Yanma metaforu bu kadar zekice kullanılmamıştı daha önce. Şüphe Burning. Adeta 1970'lerde Tommy'de gördüğümüz Elton John'u yaşatıyor. Dexter Fletcher'ın modern biyografik rock müzikali şarkı söylemeye dair yaptıkları ve koreografileriyle farkını hissettiriyor Rocketman. Savaşı Karabasan'ı çevirmeyi Şahıl'ın oğlundan sonra devam ettiren Lazo Nemes bu kez oradaki tiplemenin Birinci Dünya Savaşı'ndan ablasını duyuruyor. Zulawski usulü feminist bir anti-militarist savaş filminin katkısıyla Sunset Gün Batımı. Adeta tropik hastalık ile başsız kadını ayrıksı bir Manisa Tarzan hikayesinde birleştiriyor. Reenkarnasyon üzerine gezi arka planlı deneysel egzersiz Leziz Yuva. Adeta Claire Denis'in Solaris'i olarak anılabilir feminist ve çevreci bilim kurgu Robert Pattinson ile Juliette Binoche'un da katkılarıyla kendine özgü bir yol bulabiliyor High Life. Hero'nun gri yüzeyli yan bölümü gibi Zhang Yimou hala zinde olduğunu kanıtlayarak arada yaptığı Hollywood yanlısı filmlerden kurtulup köklerine dönüyor bu kez. Gölge, Shadow. İyi ki kadar heyecan verici olmasa da yine de atölyelerin dünyasını keyifli bir şekilde tasvir etti. Disney'in önü açık dedirtti. Ralph ve İnternet, Ralph Breaks the Internet. 70'lerin suç filmlerine saygı duruşu Robert Redford'un hüzünlü vedasına da destek arıyor. David Lowery'nin dönemin dokusunu kalkındıran görselliği de enfes. The Old Man and the Gun, İhtiyar Adam ve Silah. Mamoru Hosoda'nın Oscar aday olan animasyonu zamanda sıçrayan kızın küçük kardeşini duyuruyor. Aile filmine yerleşen zaman yolculuğu motifinin detaycılığıyla dikkat çekiyor Mirai. İsmi gibi güzel anların değil, alternatif soyut ve incelikli anların peşine düşen müthiş kurgulanmış bir baba-oğul ilişkisi melodramı, Timothée Chalamet'in en olgun performansıyla da hatırlanacak Beautiful Boy. Anne Fontaine'in en iyi filmlerinden biri bir Blanca Nieves gibi başyapıt seviyesinde olmasa da LGBTİ artı okumalarına açık Pamuk Prenses cadı ilişkisi gerçek üstücü doğasıyla mest ediyor Blanche Comnage. Fellini'nin Casanova'sı varsa Sorrentino'nun da Loro'su var. Plastik ve olgun yönetmenliğiyle şova dönüşen bir Berlusconi biyopiki Loro. Neil Marshall'ın yaklaşımıyla Hellboy 2'nin uçuk evreni devam ediyor. Büyük ekranda izlemesi keyifli, temposu yüksek bir çizgi roman uyarlaması Hellboy 3. Yeni Millennium'un en iyi 3-5 İzlanda filmi arasında arka plandaki koro ile yabancılaştırma yapan çevreci, yapı bozucu ve feminist bir ekoterör filmi servis ediyor Women at War. 1960'larda İrlanda'da Magdalen rahibelerinin yaşadıkları sırları açığa döken film sayısı az. Burada tam ekran formatında 8 mm izlenimi bırakan buluntu film yaklaşımı gayet tesir ediyor. Şeytanın Kapısı, Devil's Doorway. Psycho Billy filmleri tarihine yeni, uçuk ve taze bir ikili armağan ediyor. Zamanla genç Bette Davis olurlar mı bilinmez ama Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz ve Micah Monroe çok tehlikeli. Greta. Keanu Reeves ile Halle Berry'i karşılaştırmasıyla değil, aksiyonun üzerine gün be gün koyan Chad Stahelski ile anlası bir devam filmi, stilize açılardan anlamlı renk kullanımına uzanarak bir aksiyon balesine dönüşüyor neredeyse.
John Wick 3. Politik açıdan tartışma yaratsa da John Wick'ı sekmeyen başarılı rejisiyle Çanakkale Savaşı'na dair en iyi filmlerden biri. Avustralya'nın lokal türlerinden biri olarak bilinen Meat Pie Western alt türünü canlandırma becerisiyle de hatırlanacak Türk işi dondurma. Uyruğu bir Yunan filmi olsa da Türkiye sinemasından çıkan en iyi ve özgün fantastik aşk filmlerinden, böylesi popüler sinema örneklerine herkesin ihtiyacı var. Bir aşk, iki hayat. Hans Ekros Amerika damarlı politik bir ev istilası çift gezer tarikat geriliminin adresi. Jordan Peele yönetmenlik becerisini geliştirirken bu kez Lupita Nyong'a'dan güç alıyor. Biz Az. Modern Nuri Ev biyografisi sanat-sanatçı ilişkisi üzerine kurulu, koreografisiyle de dikkat çekebiliyor. Ralph Fiennes'in rejisi bu kez Ken Russell'ın mahallerinin ardılını duyuruyor. White Crow, Beyaz Karga. Ülkemizde yönetmenlik sektöründe yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dair çarpıcı ve incelikli bir belgesel, Merve Bozcu, Su Baloğlu ikilisinin bu samimiyetle daha çok kamera arkasına geçmesini umut etmeli. Onun filmi. Olivia Assayas'ın e-kitap estetiği dokuma hedefiyle yola çıkan romantik komedisi sanal dünyaya adapte olamayan yaşamlara dair yorumlarda bulunuyor. Sağlam senaryosuyla dikkat çekiyor. Çifte Hayatlar non-fiction. Size göre 2019'un ilk yarısının en iyi filmleri hangileri? Görüşlerime katılıyor musunuz? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.